birçok değişik mitolojik ve kozmolojik kavramı bünyesinde birleştiren ejderha, Çin'in en karmaşık simgelerinden biridir. Gerçekten de Long sözcüğü birbirinden çok farklı canlıları kapsamaktadır. Batıdaki ejderha kavramının tam aksine Çin ejderhası iyi huylu ve zararsız bir yaratıktır. Doğal eril gücün ve verimliliğin bir simgesidir. Han hanedanlığından itibaren ejderha Göğün oğlu imparatorun da simgesi olmuştur. 360 pullu hayvanın birincisi ve Çin burçlar kuşağının 5. hayvanıdır. Yönlerin 4 yaratığından biri olan ejderha, güneşin doğduğu yer ve verimlilik, bahar yağmurları ve genel olarak yağmur bölgesi olan doğu ile bağdaştırılır. Ona mavi yeşil ejderha adı verilir ve karşıtı, batının ve ölümün hükümdarı beyaz kaplandır. Bu çerçeve içinde ejderhanın kışı yeryüzünün altında geçirdiği hayal edilirdi. 2. ayın 2. gününde yeryüzünden göğe çıkar ve böylece ilkbahar gök gürlemesi ve yağmuruna neden olurdu. Kuzey Çin'de bu, tarlalarda çalışmaya başlanmasına işaret sayılırdı. Günümüzde bile Nerseville'da yaşayan Çinliler bu günü büyük bir ejderha bayramı ile kutluyorlar. Ejderhayı temsil eden fişekler patlatılıyor ve bunların bir parçasında bulunanın şanslı bir yıl geçireceğine inanılıyor. Sihirli bir yaratık olan ejderha, bir solucan kadar küçülebiliyor ve gökle yeryüzü arasındaki mesafeyi doldurabilecek kadar da büyüyebiliyor. İstediğinde görünmez veya görünür olabiliyor. Göğe çıktığı gün, üstüne bindiği yağmur bulutlarının arkasında gizlendiği için görünmezdir. Resimler çoğu zaman iki ejderhayı bulutlarda bir top veya inci tanesiyle oynarken tasvir eder. Bu oyun yağmur yağmasına neden olur. Eski zamanın kozmolojik kurgularına göre 4 tür ejderha vardır. İlk önce göğün yeniden hayat veren gücünü simgeleyen gök ejderhaları vardır. Arkasından yağmurun yağmasına neden olan ruh ejderhaları gelir. Üçüncü olarak nehir ve derelere hükmeden yeryüzü ejderhaları vardır. Ve son olarak da hazineleri koruyan ejderhalar vardır. Ve bunlardan her biri dünyanın etrafını kuşatan 4 denizin hükümdarıdır. Bu, deniz ejderhalarının halk arası geleneklerde çok önemli bir rolü vardır. Deniz ejderhası kralının en güzel ve en değerli nesnelerle dolu bir sarayda yaşadığına inanılırdı. Şanslı olanlar onu denizin dibinde ziyaret edebilir, onun kızlarından biriyle evlenmek gibi bir ödül de alabilirlerdi. Yeni yılda kuzey içinde erkekler ejderha dansı yaparlar. Long sözcüğüne birçok mekan adında rastlanır ve ejderha anne, ejderha göl ve benzeri birleşik sözcükler çok yaygındır. Holon şehri 9 ejderha şehridir. 9 sayısı erkekliği simgelediğinden çoğu zaman ejderha ile bağdaştırılır. Ejderhalar birçok değişik büyüklük ve şekilde olurlar. Ejderha genellikle yılanımsı bir vücut artı ayak ve pençe ile tasvir edilir. Derisi pulludur ve geyik boynuzuna benzer boynuzları, öküz kulağına benzer kulakları vardır. Ejderha gemileri, ejderha motifleriyle süslenmiş uzun ve ince gemilerdir. Bunlar Güney Çin'de 5. ayın 5. gününde kutlanan bayramda yarış gemisi olarak kullanılır. Gemiden biri düşer ve boğulursa bu ejderha tanrıya bir kurban olarak görülürdü ve bunun neticesinde tanrının bereketi artıracağı düşünülürdü. Ejderha pençeleri. Üst sınıflara ait kişilerin giysileri üzerindeki ejderha pençe sayısı kişinin rütbesini gösterirdi. İmparatorun elbisesindeki ejderhanın 5 pençesi vardı. 4 pençe bir prensi, 3 veya daha azı bir memuru gösterirdi. Ejderha ve anka eril ve dişil ilkeyi temsil eder ve dolayısıyla evliliği simgeler. Ejderha salyası. Arabistan'dan getirilen çok pahalı bir parfüm olan amberdi. Ejderha gözler, İngilizce longan denilen küçük tatlı meyvelerdir. Çin tiyatrosunun popüler bir piyesinde, Tang Hanedanı'nın sarı giysiler içindeki imparatoru Taizong, bakanı Wei Zhen ile satranç oynamaktadır. Bakan uyur ve ağzından nefesinin çıktığı görülür. Nefesi uzaklardaki bir ejderhayı öldürür. Bu ejderha, Wei Zhen ile Yüce Tanrı ona yağmur yağdırma emri verdiğinde yağdırmayacağına bahse girmiştir. Böylece itaat etmeyen ejderhaların cezalandırıldıklarını görmekteyiz. Bu öykü ünlü Batıya Yolculuk romanında anlatılmıştır.